Bulduk. Nasılsınız bu sabah? Ya gayet iyiyiz aslında. Çok, iyi. Çok daha iyi olmak için mücadele ediyoruz. Hem şehrimizin hem ülkemizin muazzam bir morale ihtiyacı var. Hayata tutunmaya ihtiyacı var. Çok zor bir dönem bizi bekliyor. Bu manada iyiyim. Ama yani küçük şeylerin çok ciddi anlamda canımızı sıkması da beni üzüyor. Dün akşam Müyesser Hanım'ın tutuklanmasını duydum ve çok canım sıkıldı açıkçası. Gazeteci Müyesser Yıldız tutuklandı. Yani Müyesser maalesef. Yıldız, milli duyguları üst seviyede olan, gazeteci kalitesi en üst seviyede bilinen bir insanın bu muameleyle karşı karşıya gelmesi çok can sıkıcı. Bu tür konuların bu ortamda tam da böyle hayata tutunma, tam da böyle bütünleşme duygularıyla hareket edeceğimiz günlerde önümüze tak diye bir sabah çıkıvermesi can sıkıcı. Ama yine de hemen motive olup bu eksiklikleri, bu yanlışları nasıl düzeltiriz hep birlikte diye yolumuza devam ediyoruz. İsmail Dükel serbest bırakıldı. Evet. Ama evet. Müyesser Yıldız tutuklandı. Evet, ben de tabii bir gazeteci olarak ne kadar üzüldüğümü ifade etmek isterim. Sabah bir izleyenim sormuştu. Osman Bey'di galiba. Ne hissediyorsunuz diye sormuştu. Yok, Selin Hanım sormuştu, hatırladım. Ben de dedim ki üzüntülüyüm. Çünkü Müyesser Yıldız'ı 30 yıla yakındır, ben de 30 yıla yakındır bir gazeteciyim. Şöyle tanımladım Sayın Başkan. Çok, çok, çok iyi bir gazetecidir. Evet, evet. Çok can sıkıcı. Maalesef. Umarım bu yanlışlardan bir an önce döneceğimiz akla kavuşuruz hep birlikte. Sayın Başkan, neredeyse bir yıl oldu. Evet, az kaldı. Türkiye'nin siyasi tarihine geçen bir ikinci seçim yaşandı. Birinci seçim kabul edilmedi. YSK tarafından iptal edildi. İşte tam da bir yıl oldu neredeyse. Ne yaptınız bu bir yılda? Böyle bir özet yapar mısınız? Nasıl gidiyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı? İstanbul tabii çok büyük bir kent. Dünyanın en önemli kentlerinden bir tanesi. Bize göre en güzeli ve en önemlisi. Böyle bir kentte işte çok az kaldı. 20 gün sonra bir yılımız dolmuş olacak. Baktığınızda 85 bin, 90 bin çalışanı olan bu kadar büyük bir kent yönetiminin 25 yıllık sürecinden sonra aslında siz 12 ayda ancak fotoğraf çekersiniz. Çok net. Ama bir de şöyle bir dönem yaşadık, hepimiz farkındayız. 3 aydır tümüyle pandemi sürecine odaklı bir dünya haline döndük. Sadece ülkemiz ya da İstanbul değil. Dolayısıyla belediyeciliği bir kenara koyup tümüyle pandemi, dönemin ihtiyaçları, sosyal yardım, birçok konu. Ama biz buna rağmen bu 9 aylık belediyecilik, yani etkin 9 aylık belediyecilik yapmış olduğumuz sürece rağmen aslında çok güzel işler yaptık. Yani biz hem iş ürettik hem fotoğraf çektik ama baktığınızda ne yaptınız? Büyük bir aslında anlayış değişimine oldu mu? İstanbul. İstanbul'da anlayış değişti mi? Kesinlikle nasıl oldu. Nasıl? Biraz anlatır mısınız? Ya biz bir kere şunu söyledik. Dedik ki şeffaf bir belediyecilik olacak. Biz bunu sağladık. Artık farkında mısınız? Her gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi konuşuluyor. Dönem dönem haksız da olsa eleştiriliyor. Ama eleştiri var, öneri var. Gündemdesiniz ve sürekli insanlarla diyalogdasınız. Yaptığınızı aktarıyorsunuz. İstanbul'la ilgili bu kadar bilgiyi, yani siz şöyle bir geriye dönüp bakın İsmail Bey, kaç yıldır İstanbul'dasınız. Dönüp baktığınızda bu kadar İstanbul'la ilgili bilginiz var mıydı? Yani ne olup bittiğine insanlar, şu an müthiş bir şeffaflık var. Adalet var. Adil bir kent hedefi ortaya koymuştuk. Çok önemli. Sorduğunuz için söyleyeyim. Biz burada Kadir Topbaş'ı da en az 3 kere ağırlamıştık. Şöyle söyleyeyim efendim. Bir kere belediye meclis toplantılarını açık yapmanız çok iyi. Biz izliyoruz. Evet, evet. Bir kere güncel bir bilgi kesinlikle oluyor bizim için. İki, tartışmalar çok enteresan. Tabii sizin isminiz üzerinde de özellikle hükümete yakın medya da bayağı sizi... Hangi vesileyle olursa olsun. Gündemde sonuçta tutuyorlar. İstanbul gündemde. Çünkü İstanbul gündemde olmalı. İstanbul Türkiye'nin motor gücü, İstanbul Türkiye'nin motivasyonu. Yani Türkiye'de bir şeyler iyi gitmiyorsa aslında bunun başlangıcı İstanbul'dur. Ben öyle inanıyorum. Ekonomide, sosyal politikalarda, her türlü hususta. O bakımdan biz her kuruşun hesabını vereceğiz dedik ve bizim artık
her kuruşumuz, harcadığımız her şey çok şeffaf bir şekilde toplumun önünde. Millet bizi görüyor, tartışıyor. Zaten devlet her gün bizi denetliyor ki denetlesin, biz öyle bir isteğimiz var. Devlet demişken efendim, sabah Mansur Yavaş'tan bir mesaj gelmişti Ankara'da. Geçmiş sel olsun, vardı. Evet, evet, ne o yazık da ki. Şöyle bir açıklama yapıyor, diyor ki uzun yıllarda, neredeyse 25 yıldır altyapı çalışmaları ihmal edildi diyor. Yani daha çok betonlaşma yapıldı diyor. Ve bakın şu cümleye bir bakar mısınız? Siz de bunu yaşıyor musunuz? Onu merak ettim. Ankara'nın acil yapılması gereken altyapısı için hala kredi talebini onaylamayan meclis üyelerinin bu tutumlarını da Ankara halkının vicdanına bırakıyoruz. Şimdi siz İstanbul'da, İstanbul Belediye Başkanısınız. Tabii İstanbul Ankara'dan da çok kat, kaç kat daha büyük. Orada nasıl? Merkezi yönetim size destek çıkıyor mu? Belediye meclisinde İstanbul sorunları için işbirliği yapabiliyor musunuz? Ciddi bir akıl tutulması var. Bir kere ülkenin her noktası, İstanbul, Ankara, diğer şehirler, belediye, bakanlıklar ortak akılla ülkesine hizmet eder. Konuşur, buluşur, tartışır. Yani bu bütünlükçü bir iletişim modeli aslında. Çünkü hedef bir, 83 milyon insana hizmet etmek. Her bir vatandaşın ülkenin her kuruşundan faydalanmasını sağlamak. Böyle bir sistem olursa bir ülke refah içinde olur, mutluluk içinde olur, geleceğe daha umutla bakar. Mansur Bey'in bahsettiği bu konu ne yazık ki Türkiye'nin şu andaki atmosferi. Siz evet, de yaşıyor musunuz? Gayet tabii. Yani engelleme var, efendime işe mani olma var, işte mecliste kredi onaylamama var. Yani örneğin Aralık'ta bile 2020 bütçesine onay veren meclis diyor ki evet, senin 2020'de pandemi olmaması haliyle, yani bir de onun yarattığı bir ekonomik travma var tabii. 4.6 milyar borçlanmana ben evet diyorum. Mecliste onay veriyorsunuz. Yılın yarısı bitti. Hala bize verilen borçlanma rakamı 640 milyon lira. Yani bu, yani meclis üzerinden engellem, ama ne ben ne Mansur Bey buna sığınacak değiliz. Yani biz işimizi yapıyoruz, yapacağız. Yani biz altyapı konularında çare üreteceğiz, çözüm üreteceğiz, üretiyoruz da. Finansman modeli bulacağız, farklı kaynaklar bulacağız. Çünkü milletimiz bizi bu zorlukları da aşmak üzere seçti. Bu bakımdan dediğim gibi ne ben mazeret, ne Mansur Bey mazeret üretmeyiz. Ama bunu da bilsinler istiyoruz. Yani Mansur Bey'in bu işaret ettiği husus, evet, vatandaşımız bunu bilsin. Bu kötü niyetin farkında olsun. Bu art niyetin farkında olsun. Vatandaş bunun farkında olsun, ama biz çözüm için geldik. Çözüyoruz da. Yani biz sığınmadık hiçbir şeye. Bir şey söyleyeceğim. Mesela eksik bıraktıklarınız da var. Onları da sormak istiyorum. İşte Balta Limanı deresiyle ilgili bir ben danışmanlarınızla da konuştum. Bu takip ettiğim bir konu vardı. Onları soracağım. Yani altyapı Beşiktaş'ta lütfen oradan bol bol oluyor. Konuşalım. Fakat, bir yılı konuşalım. Fakat akıllıca bulduğum bir iş vardı. Burada da söyledim. Bir gün ben elime aldım telefonu. Dışarı çıktım sokağa çıkma gününde ve çekim yaptım. Belediye araçları yol bakım çalışması yapıyordu. Gittim yanlarına sordum. Nedir dedim. Başkanın talimatı var. Bu sokağa çıkma günlerini değerlendirelim, evet, demişsin. Evet, çok akıllıca buldum onu. Yani sahil yolunda her zaman asfalt dökemezsiniz. Ya da işte Beşiktaş'ın meydanında gidip de kanalizasyonla ilgili yıllarca birikmiş sorunu çözemezsiniz. Biz neredeyse 300 milyon liralık yatırım yaptık İSKİ ile beraber. İstanbul'un 30 noktasında yeni yatırım bu. Yani yeni derken tam da bunu fırsat bilip kronik sorun haline gelmiş 30 noktada. Kadıköy, Kartal, Bostancı, efendime söyleyeyim Beşiktaş, aklınıza gelebilecek birçok yer. Pendik. Sahil aksında olsun, şehrin içindeki kronik vakalar olsun. Yani su, kanalizasyon, yağmur suyu gibi bütün hatlarla ilgili düzenleme artı 250 bin ton asfaltla beraber girilemeyen noktalar. Yani normalde orada trafiği asla kesemezsiniz. İstanbul'un bu anlamdaki birçok sorununu çözüme kavuşturduk diyebilirim. Yani bir nevi pandemi fırsata çevirdik. Bu Balta Limanı deresindeki sorun neymiş? Baktınız şöyle, tabii bu tür kronik sorunlar var. Geçenlerde işte Kadıköy'de bir derenin işte kanalizasyonun denize aktığını bir malum medyada dinledik. Yani kanalizasyon denize akıyor. Evet, ne yazık ki 30 yıl akıyor. Riva deresi. Yok, hemen Kadıköy'de. Kadıköy'de tabii. Kadıköy'de evet 30 yıldır akıyor ve biz onu şu an çözdük, biliyor musunuz? Tam da bu pandemi sürecinde. Hem
Kadıköy sahil bölümünün o rıhtım tarafını toplayarak hem dere içinden gelen o dereye sızan kanalizasyonları keserek çözdük. Ve o pis koku orada inşallah bu Temmuz ayı içinde kalmayacak. Yani bildiğiniz kanalizasyon denize akıyor. 30 yıldır. İşte Balta Limanı'nda da öyle. Aynen öyle. Şimdi Balta Limanı'nda da 3-4 yıldır ciddi bir sorun yaşanıyor. Ve biz özellikle Çilekli hattında bir oluşan arızayı arkadaşlarım bana bildirdiler. Ki dün akşam orada çalışıyorlardı. Balta Limanı'nı da tümüyle ele alıp bir ayın içerisinde orayı çözeceğiz. Çünkü bizim Balta Limanı'nda vadiyle ilgili de bir yaşam alanı oluşturma konusunda kararlılığımız var. İstanbul Teknik Üniversitesi ile görüşüyoruz. Orada orada bir yeşil alan var. Tabii tabii bir vadi aksı oluşturacağız. Evet. Yani yeşil. Ne yapacaksınız orada? Spor alanı oluşturacağız. Yani insanların boğazdan içeri doğru, mahallesine doğru. Sadece Balta Limanı'nda bunu yapmıyoruz ki. İstanbul'un birçok noktasında, Ayamama'da, Kurbağalı Dere'de, İsmail Bey, biz sadece şu küçücük bir dönemde, bakın yani 12 ayın 9 ayı belediyecilikle geçti. Ama biz Kemerburgaz'daki kent ormanıyla mutlaka bir gün yürüyüşe gidelim. Atatürk Kent Ormanı adını verdik. Hacı Osman'daki kent parkına. 1 milyon 100 bin metre sadece orası. Dün benim bir arkadaşım gelmişti, Onur Gümüş. Eşiyle birlikte dedi ki abi dedi yürüyüş yeri arıyorsun ya bir dedi o sizin kent ormanı bir de şeyi söyledi diyelim bu hastane var özel adını vermeyeyim de oradan gidiyorsunuz Kemerburgaz'a doğru giderken fakat orada büyük bir mezbele bir bina var aslında büyük bir ailenin onu geçince dedi bir yürüyüş parkuru yapıldı 12 kilometre ormanda dedi. Ve şimdi bunları herhalde yani tabii yani şöyle bu kadar kısa bir dönemde 3 milyon metrekareye yakın İstanbul'a yeni bir kullanım alanı hediye ettik. Yeni. Efendim şöyle diyorlar, orada zaten ağaç vardı, ağaç vardı biliyorum ama insanlar kullanamıyordu. Burayı hızlıca bitirip insanların hizmetini açtık. Şimdi bakın, İSKİ İstanbul genelinde yıllardır kangren olmuş sorunları tek tek çözüyor. Üsküdar, Kadıköy, Kartal, Beşiktaş, Beyoğlu ve Zeytinburnu'nda yağmur suyu taşkınları engellenecek ve yıllardır denize akan atık suya son verilecek. Burada çok kritik bir altyapı sorunu yaşanıyor İstanbul'da. Yıllardır birikmiş. Öncelik haline gelmemiş. Ben İSKİ hiç yatırım yapmadı demiyorum ki. Elbette yaptı ama bu tür noktalarda özellikle yağmur suyunun kanalizasyona karışması kanalizasyonun yağmur suyuna karışması ve denize direkt aktarılması ciddi bir sorun. Bu semtlerde yaptığımız iş gerçekten yıllarca konuşulacak. Çünkü farkı bu yaz hatta bu sonbahar insanlarımız yaşayacaklar. Altyapı. Peki devam edelim. Ben hani dersime çalışırken bunları seçtim de dün biraz baktım. Fakat size Tevfik Göksu'nun attığı tweetleri de soracağım. Onu söyleyeceğim. Bir de Selçuk Bayraktar'la ilgili bir soru soracağım size. Her şeyi çünkü sorabilirsiniz. Gittim, tanıştım, tabii, ettim. Tabii, her şeyi o da eleştiriyordu sizi. Onu her da sormak şeyi istiyorum. Sorabilirsiniz. Askıda tabii. Fatura kampanyamızı destekleyen sanatçı ve yazarlarımıza teşekkürler. İstanbul tüm dünyaya örnek bir dayanışma sergiliyor. İhtiyaç sahibi ailelere destek olmak isteyen herkesi askıdan bir fatura almaya davet ediyorum. Çok önemli bir şey. Çok önemli. İsmail Bey, dayanışma ve yardımlaşma. Ben pandemi süreciyle ilgili bir şeyi söylemek istiyorum. Hepimiz elimizden geleni yapmaya çalıştık. Devletimizin farklı kurumları, belediyeler. Evet bazı bağışların engellenmesi gibi canımızı sıkan çok kötü işler oldu. Vicdana sığmayan, hala orada bloke edilen paramız var. Hala. Ödenmedi mi daha? Usulsüzce, hukuksuzca tabii. Hala orada bloke edilen paramız var. Yani vatandaşın 1 liralı, 5 lirası, 1 maaşı, 3 maaşı biliyorsunuz Sayın Akşener 3 maaşını yatırdı evet, bizim oraya. Emekli maaşımı veriyorum dedi. Aynen öyle. Ve insanların bize, belediyeye bağışladığı paraya usulsüz, hukuksuz el koyuyorsunuz. Ne kadar para var? 3 milyon lira civarı. Duruyor orada. Tabii. Ve biz bunu ne yapacağız? Verin fatura. Ya ne yapacağız biz bunu? Alacağız, vatandaşımıza dağıtacağız. İsmail Bey, biz 1 milyon 300 bine yakın haneye bu pandemi sürecinde girdik. 600 bin gıda destek paketi dağıtıyoruz. 600 bin ev. 600 bin. Sadece şurada 180 bine varan askıda fatura ödendi. 180 bin ev. Bakın bunlar farklı kişiler yani. Ve bu insanlar ihtiyacı olan, net ihtiyacı olan kişiler. Tabii. Çok önemli. 100 bin çocuğa moral bulsunlar diye 23 Nisan'da paket dağıttık. Oyuncak mı? Ne var onda? Oyuncak var, kitap var, her şey var. Yani böyle çocuğu meşgul edecek. Süt dağıtımı? Süt dağıtımı 115 bine çıktı. 115 bin çocuğa. Aile çocuğa.
30 bin gencimize burs verdik biz. Bakın 96 trilyon lira eski parayla. Yani veremez dediler, burs yapamaz dediler. Verdik. Çok iyi. İlk defa Büyükşehir Belediyesi'nde 1 milyon 300 bin. Bakın şu askıda faturanın yeni modellerini hazırlıyoruz. Yani sürdürülebilir bir yardımlaşma. Niye bu yardımdan bahsettim biliyor musunuz? Niye? Şu an yoksulluk tescilli değil mi? Pazar fotoğraflarınızı gördük. Ya. Yani işsizlik, yaşanan ekonomik depresyon. Yani biz aslında çok zor günler hazır olmalıyız. Yani beraber atlatacağız bu süreci. Aslında bu çalışma toplumsal vicdanı korudu. Aslında dayanışma. Yani, aynen öyle. Yani yoksul insan şunu gördü. Evet ben bir sıkıntı çekiyorum ama bana belediye dokunuyor. Benim faturamı bir vatandaş ödüyor. Hmm. Bu aslında farkında olmadan Allah korusun birlikte toplumsal çatışmaları engelleyen bir şey. Bugün Amerika'yı tartışıyoruz. Niçin biliyor musunuz? Demek ki toplumsal bağlar kopmuş. Ama bizim bu yardımlaşma çok modelimizle önemli. Vicdanı koruyoruz biz. Bir de ben neden bunu önemsedim biliyor musun Sayın Başkan? Şimdi mesela illa çok zengin olmak gerekmiyor. Öyle örnekler gördüm gayet ki. Tabii. Diyor ki gayet orta tabii halli birisi ama yardım yapabiliyor. Yani dayanışma içerisinde olmuş ve oluyor. Şimdi bu model devam edecek. Bursta devam edecek. Başka ihtiyaçlarda güzel devam edecek. Tanımlı. İsmail Bey belediye şehre emin. Yani insanların emin olduğu kurum. Yani devletin bir kurumu. Yardımlaşma için bizden daha asil, daha hesap verebilir, daha şeffaf bir başka kurum olabilir mi? Onun için bir de kapısı en kolay çalınan kurum belediyelerdir. Tabii öyledir, her bakın zaman demiyorum ki bir İsmail muhtar, Bey. Bir muhtar bir de belediye. Demiyorum ki CHP'li belediyeler. Ya belediye diyorum. Dolayısıyla bizim yardımlaşma modelimiz zaten toplumsal vicdanı korur. Sayın Başkan. Korur. Zaten ben sizlerle ilgili haberi verirken mesela İmamoğlu, Mansur Yavaş, Tunç Soyer, Zeydan Karalar, Vahap Seçer hepini söylerken CHP'li belediyeler yazıyor. Hayır diyorum bakın İmamoğlu'na siz sadece CHP'li belediye başkanı diyebilir miyim? Olamaz. Mümkün değil yani. O bir mümkün ittifak değil. Ona oy veren işte İYİ Partilisi var, HDP'lisi var, AK Partili, MHP'li vardır. Her kesimden olabilir. Benim bir esprili yaklaşımım vardır İsmail Bey. %55'e yakın oy aldık biz. Bir, iki, oyları attık mı sandığın içine? Karıştı birbirine. Tabii. Sizin artık bütün İstanbul. Tabii öyle. Peki, geçelim. Her bana verilen değil, her atılan oyun belediye başkanlığı. Peki. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu buraya gelmişti efendim. Tesadüf tam da o gün sonra siz onu davet etmiştiniz. Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu ve İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ile çeyrek asırdır susuzluğa mahkum edilmiş olan ve şimdi sularını akar hale getirdiğimiz tarihi 3. Ahmet Çeşmesi'ni ve bölgeyi gezdik. İstanbul'u tüm tarihi ve manevi birikimiyle koruyacağız. Ya maneviyatı o kadar güçlü olduğunu, etkisinin bu kadar büyük olacağını düşünmediğimiz hizmetlerden bir tanesi. Yani İstanbul'da şu an 55 tane çeşmenin suyu akıyor ve buna devam edeceğiz. Bize raporlar gelmeye başladı. Farklı ilçelerden, Beşiktaş'tan, Kartal'dan, Tuzla'dan, yani şurada da tarihi bir çeşme var akmasını istiyoruz. Mahalleliden, biz diyor çocukluğumuz burada geçti, dedemin anıları vardı diyor, lütfen bunu akıtın. Ya bir çeşmeden niye su akmaz? Osmanlı'nın bize hediye ettiği, emanet ettiği bir tarihi eserden niye su akmaz? Ona eğilip suyunu içeceksin, ferahlıkla tarihi hissedeceksin. Turist gelip içecek, ona bakacak. Orada koca bir eser ki çok beğenirim bu cami modelini. Muazzamdır. Yani muazzam bu şey. Özellikle 3. Ahmet döneminde yapılan, bir de Üsküdar'da çok benzeri bir şey vardır, çeşme vardır. Muazzamdır. Şimdi bu esere bakarken oradan suyun akmaması. Tarihimizi seveceğiz. Tarihimizi koruyacağız. Bakın hazır konusu geçmişken Fetih ve Kıyamet diye Feridun Emecen hocamızın çok güzel bir eserini İstanbul Kitapçısı'ndan çıkartmıştık. Bunu ben size hediye etmiş sağ olayım. Sağ olun. Ben de size ayırdım bir tane efendim. Öyle çünkü mi? Dün bu da harika bizim tarihe. Aa. Siz bana aslında bir Sivas kitabı hediye ettiniz. Evet, atamızın evet, Sivas'ta evet geçirdiği 108 gün hikayesiydi evet, değil mi? Evet, evet. Bakın bu da dün basımı tekrarlandı, yeni basımı. Çok güzel. İlber Ortaylı hocamıza. Aa, sohbet. Evet ben. Ve okudun bunu. Okudunuz ama mu? Alayım ya. Ama ben bunu size hediye ettim. Ben bunu okudum. İlk çıktığında okudum. Çok sağ ol. Bu arada muazzam bir nutup geliyor. Muazzam. Öyle 1200 mi sayfa. Yani bayılacaksınız. İnşallah Temmuz bekliyoruz ayında tamam sizinle ve toplumla çok buluşturacağız. Teşekkür ediyorum. Geçelim. Şimdi efendim bu benim sizlerin çalışmalarınızda en çok önemsediğim konu. Çiftçi, üretici ve dayanışma. Mahsuller tarlada çürümedi, dar gelirin sofrasına ulaştı. Beni bir gün Zeydan Karalar aradı efendim. Dedi ki İsmail Bey, Ekrem Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Mansur Bey'e teşekkür. Çünkü dayanışma yapıyoruz tabii, dedi. Tabii.
Adanalı çiftçilerden aldığımız 100 ton patates ve soğanı İstanbul'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya başladık. Evet. Yani 100 ton soğan aldık, 100 ton patates aldık. Ayrıca daha öncesinde de biliyorsunuz bir 100 ton da limon almıştık. Yani Mersin'den almıştık. Amaç burada şu. Hem bu yoksulluk döneminde vatandaşlarımıza katkı sunmak ki çok değerli oldu. Hem de tarım üreticisine, ister Mersin'de olsun, ister Adana'da olsun, ister Mardin'de olsun, nerede olursa olsun, Konya'da olsun, dikkat çekmez. Biz çiftçimizi korumakla yükümlüyüz. Bakın 3,5 milyon adet biz fide dağıttık İstanbul'da İsmail Bey. Buna pandemi sürecinde. Bir parantez açalım. Buna reklamdan sonra devam edelim olur tamam, mu? Tarım konusuyla tamam, devam edeceğiz. Tamam. Sonra Selçuk Bayraktar sorusu geliyor. Her şeyi konuşalım. Bakkal Rumuzlu bir arkadaşım Ayasofya konusunda ne düşünüyor diye sordu. Olur, her şeyi efendim konuşalım. Bir reklam arası. Dönüşte tarımla başlayacağız ama akıp gideceğiz sonra. Kim yaptı? Aylık 50 lirayla öğrencilere en ucuz ulaşımı kim yaptı? 30 bin üniversite öğrencisine 3200 lira bursu kim verdi? Hafta sonu 24 saat ulaşımı kim başlattı? Unutulmuş İstanbul Otogarı'nı kim yeniden hatırladı? Böylece durup kalmış metro inşaatlarına kim devam dedi? İhtiyaç sahibi 100 bin çocuğa ücretsiz halk sütü kim ulaştırdı? Çocuklar ve kadınlar için kreşleri kim tamamladı? İstanbul'un çiftçisine ücretsiz fide, gübre, tarım ilacı ve sulama imkanıyla ürün satın alma garantisini kim verdi? İstihdam ofisleriyle binlerce İstanbulluya kim iş buldu? Kemerburgaz, Kent Ormanı ve Sarıyer Hacı Osman Korusu'nu kim açtı? Su baskınlarına son vermek için milyonlarca yatırımla dev altyapı çalışmalarını kim yaptı? Bu zor günlerde sosyal yardım ve nakdi bağışlarla yüz binlerce ailenin kim yanında oldu? Hep birlikte olmak inancıyla gecesini gündüzüne kim kattı? Tüm bunları kim yaptı biliyor musun? Tabii ki sen yaptın. Arkadaşın yaptı. Komşun yaptı. 16 milyon İstanbullu yaptı. Birlikte yaptık ve birlikte daha çok şey yapacağız. Hep yaptığımız gibi birlikte başaracağız. 16 milyon için çalışıyoruz. Kuş cıvıltılarını duyuyor musunuz? Onlar sizden önce geldi. İstanbul ikinci kent ormanına kavuştu. Yemyeşil bir şehir yaratma arzumuzla Atatürk Kent Ormanı'nı halkımızın kullanımına hazır hale getiriyoruz. Çok yakında. Bugünler geçtiğinde. Tıpkı bu kuşlar gibi siz de geldiğinizde doğayla iç içe bir şehre kavuşun diye her gün daha çok çalışıyoruz. Birlikte başaracağız. 16 milyon için çalışıyoruz. Benim için hayal olan bir şey sizin sayenizde öyle gerçek mi? Oldu. Aa, ne güzel, hayırlı olsun. Ve hadi bakalım, yeni şey yol arkadaşımız. Evet, ben yetim büyüdüm, annesiz babasız büyüdüm. Kurban gerçekten olurum, sağ ol kardeşim. Başvurmadığım şey kalmadı. Ha, sayenizde bu İBB kariyer aracılığıyla tamam, başvurdum. Tam da istediğimiz İşiniz, o. Gücünüz tam rast da istediğimiz gitsin. O, harika. Çok sesimi duyurmak istedim, birçok yere gittim ama dönüş olmadı. Hiçbir sağ şekilde dönüş olmadı. Ben de olmadı. Senin gibi güzel bir yol arkadaşım olduğuna sevindim ve Zeynep. En başta kendi inancımla ve sağ azmimle sağ bu şeye başvuru bulundum ve ne bir oldu? Anda evet Ekim'de tamam. Başvurduğum şey benim o. Yani senin torpilin kendin. Evet. Tamam evet. Kendin yani. Harika. İşiniz gücünüz tamam. Rast gitsin. Sağ ol, sağ ol. Ne kadar mutlu oldum. Eminönü bölgemizdeki yağmur suyu felaketlerine bu çalışmamızla bir son vereceğiz. Bilindiği gibi Eylül 2019'da meydana gelen aşırı yağmurlarda Eminönü bölgesinde bir vatandaşımızı kaybetmiş. Yine Eminönü bölgesinin en büyük yeraltı çarşısında da milyonlarca zarara sebebiyet veren bir yağmur suyu baskını yaşamıştık.
böyle bir afetin daha yaşanmaması için çalışmalara başladık. Envanter çalışmalarımızda bölgemizde iki tane yaklaşık 70-80 yılla 100-150 yıl önce yapıldığını tahmin ettiğimiz yağmur suyu kanallarını tespit ettik. Birincisi hemen yanımızda duran, tabanı tamamen ateş tuğla, üst tarafı betonarme ile kaplı olan Cağaloğlu Lisesi'nden başlayıp valiliğin önünden Sirkeci Garı'nı takip ederek denizle buluşan bir yağmur suyu kanalı. Bu yağmur suyu kanalımıza her 70 metrede bir baca ve ızgaralar yapılmış. Şu anda herhangi bir su alma yapısı yok. İkinci yağmur suyu kanalımız Ticaret Üniversitesi'nin önünden geçen 1600'lük bir kanal. Ancak o kanalda tahmin ettiğimiz kadarıyla Ticaret Üniversitesi yapılırken önü kesilmiş, kapatılmış, aktif halden çıkartılmış, atıl hale dönüştürülmüş. En az 150 yıl olduğunu düşündüğümüz bir kanal ve en az bir 150-200 yıl daha gitmesi için ateş tuğladan yapılmış çünkü betondan daha dayanıklı. Bu iki hatta daha önce baskın yapılan yere giden suları topluyor. Biz bu yağmur sularını kontrol altına aldığımızda bölgedeki baskına sebebiyet olan yağmur sularının yaklaşık %50-60 gibisini kontrol altına almış olacağız. Bu da böyle bir baskının bir daha yaşanmamasına neden olacak. 16 milyon için çalışıyoruz. Dere yeni kirlenmedi. Dere 2005 ile 2015 arasında doğal hayattan tamamen kopartıldı dere. Derede hiçbir canlı yaşamıyor. Ben bu derede 15-20 kiloluk balıklar yakalıyordum. Riva Deresi'nin sorumluluğu 2009'da Devlet Su İşleri tarafından alınmıştır diye toplantı tonağı var bu. Yani ne diyorlar? Biz 11 yılda yapamadık, sen 11 ayda yap. Hem de yetkin yok, ona rağmen yap. Diyorsanız ki biz yapamayacağız, Devlet Su İşleri olarak bundan sonrasında yapamayacağız, onu da yapmaya talibiz. Riva'nın İSKİ'ye maliyeti yaklaşık 1 milyar bir bedeli var. Biz tabii bunları hızlı bir şekilde özellikle bu paket atık su arıtma tesislerini çok kısa bir sürede yani yılbaşına kadar yapıp bu bölgenin dereye olan atık su girişini keseceğiz. Biz burada suç duyurusunda bulunma yetkimizin olması lazım. Suç duyurusunda bulunacağız. Yani hem suç duyurusunda bulunacağız hem de görevini yapmayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağız. Yani kim o? Gerekiyorsa Çevre Bakanlığı'nın buradaki yetkilisi. Bu ne ya? Bu ne kepazelik ya? Yapamıyorlarsa işini bıraksınlar. Bu işini biz yapalım ya. 16 milyon için çalışıyoruz. Haliç'in su kalitesi çok önemli ölçüde artacak. Dip çamuru da çevreye zarar vermeden bertaraf edilmiş olacak. Kırmızıyla olan yerler en yoğun çamurların olduğu. Yani 2 metrede çamur var. Maviler 2-3 metre arasında çamur var. Turuncular 3-4 metre ve lacivertler 4-6 metre arasında çamurun olduğunu gösteriyor. Burada 1000 metrekare bir alana modern bir çamur susuzlaştırma tesisi inşa ettik. 4 adet filtre presimiz var bizim burada. Şimdi buradaki amaç şu, daha önce dubalarla ilkel vaziyette yaptığımız çamur tarama işlemini modern bir hale getirmek. Gördüğünüz gibi bir dip tarama teknemiz var. Burası için özel olarak dizayn edildi. Kağıthane ve Alibeyköy dereleri vasıtasıyla yağışlı havalarda gelen tere subatı sürekli temizleyerek burada kokuşmayı önlemek
balık türlerini artırmak, ulusal ve uluslararası etkinliklere hazır vaziyete getirmek. Bu amaçla da bu tesis inşa edildi. Burayı İSTAŞ 4 yıl süreyle işletecek. Yıllık tarama kapasitesi 70 bin ton. Yani 280 bin ton buradan çamur taranacak. Gördüğünüz gibi simsiyah bir çamur. Bu çamur burada susuzlaştırıldıktan sonra hafriyat alanlarına dökülecek. Ahmet 1703 tarihinde başlayan ve 1730'da biten 27 yıllık saltanat dönemi olan İstanbul'un çok önemli bir tarihsel dönemine damgasını vurmuş özel bir sultan. İstanbul'un bir kültür medeniyet abidesi olarak yükselmesi, özellikle bir kent içi mesire yaşamının, suyun, dinlenmenin, kasırların, konakların önemli bir estetik değerle yükseltildiği, buna içkin yaşamın edebiyatta, sanatta, gördüğünüz çeşmedeki detaylarda da izleyebileceğiniz gibi büyük bir övgüyle kente damgasını vurduğu bir dönem. Hemen Topkapı Sarayı'nın önündeyiz. Buradan gelip geçen insanların dört yöndeki dört sebil açıklığından ve ortalarındaki çeşmelerden daimi olarak akan sudan faydalanmaları ya da sebil pencerelerinden de soğutulmuş su ya da bazı özel günlerde özel olarak yapılmış bazı şerbetleri ikram olarak aldıkları bir hayır hasenat yapısıydı, bir vakıf çeşmesiydi. Şimdi 3. Ahmet Meydan Çeşmesi'ni tekrar çeşmelerinden su akıtmak suretiyle İstanbul'un bu çok önemli kültürel değerini tekrar hayata kazandırmış oluyoruz. Buraya gezmeye ya da gündelik hayatını geçirmek üzere buraya gelen vatandaşlarımız çeşmelerden, akan sudan faydalanabilecekler. Bu su içilebilir, temiz bir su. Umarım vatandaşın da hoşuna gidecek, yıllardır beklediği bir hizmet yerine gelmiş olmuş olsun. Önderinizde şey yapalım burada işte şerbet dağıtalım. Arpa, soğuk siker, siker alırsak. İşte daha önce de uygulaması olmuş. Tarihi ecdadın bize bıraktığı akmayan çeşme kalmasın. Herkes oradan faydalansın, turistler içsin ve içilebilir su olduğunu da duyuracağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbulluların sağlıklı gıdaya erişebilmesi, aynı zamanda İstanbul'da çiftçilikle uğraşan insanlarımıza katkı sunabilmek adına bir destek projesi başlattık. Biz yani 25 yıldır üreticiyiz, hiç böyle bir destek görmedik şimdiye kadar. Zaten destekleyeceğini de söylemişti, sözünün de arkasında durdu. Adına Sebze Üretim Seferberliği Projesi dedik. İşte bu kapsamda Silivri'den Çatalca'ya, Beykoz'a, Şile'ye varıncaya kadar çiftçilerimize 3,5 milyon fide dağıtıyoruz. Biz fideyi nereden alacaktık bu virüs döneminde? Cebimizde para yoktu kızım. Çalışmıyor, pazara gidemiyor, çarşıya gidemiyor. Virüsten dolayı içeride kapalı kaldık yani. Şimdi bunlar fideyi de yolladı bizim köyümüze, canın suyunu verdi. Allah tuttuğunu altın etsin. İstanbul Ağaç ve Peyzaj Ağaçı olarak içinde olduğumuz bir çalışma ekibi oluşturuldu. Köyler, İstanbul'un köyleri tarandı. Ne kadar fideye ihtiyaç olduğu tespit edildi. Bu sebze fideleri karpuz, domates, patlıcan, salatalık ve biberden oluşuyor. Şu anda Büyükşehir'in fidesini eken arkadaşlarımız kafadan 1 lira kârda. Dekara 1000 TL'ye varan bir destekten bahsediyoruz ve bunun İstanbul Büyükşehir'e maliyeti 3,5 milyon TL. On binlerce ton salatalık, domates, karpuz, biber yetiştireceğiz. Bu ürünleri
hal fiyatları üzerinden satın almayı garanti ediyoruz. Bu ürünleri sofralarda görmek bizi çocukların yediğini görmek daha da mutlu edecek. Kısıtlı sayıda insana ulaşıyorduk. Şimdi daha geniş bir çevreye ulaşacağız. Bizi çok heyecanlandırıyor. Sağ olsun, Allah razı olsun. Köylüye bir su verdi, ekmek verdi. 16 milyon için çalışıyoruz. Yani sokağa çıkma yasağı günlerinin olduğunda da bizler çalışmaya devam ediyoruz. Önlemlerimizi, tedbirlerimizi alarak, sosyal mesafeyi de koruyarak sütleri ulaştırmaya, çocukları mutlu etmeye devam ediyoruz. Pandemi süreci başladığından beri resmi tatiller ve hafta sonları dahil olmak üzere çalışmaya devam ettik ara vermeden. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak çocuklarımıza ulaştığımız her süt onların yüzünün gülmesine sebep oluyor. Bu da bize motivasyon sağlıyor. 12 Haziran 2020 Cuma gününde İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile konuşuyoruz. Çok soru var, çok mesaj var ama şurada kalmıştık. Bizim en çok önem verdiğimiz tarım. Önemli. Tarımı biraz daha anlatın, ne yapıyoruz? İstanbul'un kırsalını önemsiyoruz. 3,5 milyon adet fide dağıttık. Şu anda yeşeriyorlar. Yani özellikle sebze ağırlıklı bu model şunu sağladı. Uzun yıllardır ekilmeyen tarlalar ekildi. Muhtarlıklar, kayıtlı çiftçi kimliğine sahip insanlara muhtarlıklarımızla beraber oradaki kooperatifler vasıtasıyla bunu dağıttık. Ve alım garantisiyle bunu yaptık. Çünkü partneri olan büyük kuruluşlar da var bu işin içerisinde. Yani İstanbul'da tarımı canlı tutarsanız aslında bu hem İstanbul'un ekosistemi için çok faydalı, hem İstanbul'daki kırsaldaki insanların hayata tutunmasıyla ilgili faydalı. Mesela son birkaç aydır çalıştığımız bir konuydu, onu da söylemek isterim. Dedim ya, 115 bin çocuğa ulaştık süt dağıtımında. Biz artık sütümüzü Çatalca'dan ve Silivri'den alıyoruz İsmail Bey. Muazzam bir şey. Yani İstanbullunun ürettiği sütü satın alan bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. Ve yine İstanbul'un çocuğuna gidiyor. Muazzam bir şey. Onun için tarım bizim hayat damarımız gibi. Beslemeliyiz, geliştirmeliyiz. Bu konuda 11 Büyükşehir Belediyesi ile de çalışıyoruz. Yani İzmir'le, Mersin'le, Adana'yla, Hatay'la, Antalya'yla, yani 11 Büyükşehir Belediyesi ile Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerle bir araya geliyoruz. Düzenli toplanıyorsunuz. Düzenli toplanıyoruz. Orada da ana başlıklarımızdan birisi tarım. Peki. Şimdi efendim bir trafik meselesi soracağım. Dün ismini hatırlamıyorum, bir arkadaş mesaj atmıştı, tweet atmıştı. Diyor ki İstanbul'un trafiği diyor, tabii köklü bir sorun. Sonra beni Ilıcalı aradı geçenlerde, Mustafa Ilıcalı, evet, İstanbul profesör. Trafiği konusunda hoca. Tabii bilim konular... kurulu kuruldu, orada da var. İstanbul var mı? Valilik, Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Bir bilim kurulu kuruldu, Sayın Ilıcalı var, bizim genel sekreter yardımcımız Orhan Demir var. Beraber, bilimle beraber İstanbul'a katkı sunma çabası var. Şimdi, mutlu da oluyoruz. Bugün Sözcü Gazetesi'nde 13. sayfada bir haber gördüm. Size sormak üzere sakladım efendim. Kademeli mesai saati uygulaması getirilsin. İstanbul Büyükşehir Meclisi İyi Parti Sözcüsü Doktor Suat Sarı, İstanbul'un trafik sorununun çözümü için mesai saatlerinin değiştirilip işe gidiş geliş saatlerinin sektörlere göre kademelendirilmesini önerdi. Aklın yolu bir. Suat Bey güzel bir yere temas etmiş. Beraber de çalışıyoruz. Aynı zamanda hem komisyon üyesi hem de bizim bir trafik danışma kurulumuz var. Orada da görevli. Az önce bahsettiğim bilim kurulu dedim ya, valimizle beraber kurduğumuz. Oraya Büyükşehir Belediyesi olarak, ki bizim de kendi içimizde bir ulaşım ekibimiz var, sunduğumuz rapor var. Şimdi esas konu yazın değil. Sonbahar geliyor, okullar açılacak. Yani şu an servisler sokakta değil. Çocuklarımızın gittiği, gençlerimiz gittiği. 1 milyon üniversiteli İstanbul'a gelecek. Yani siz böyle bir kentte bu şekilde sosyal mesafeyi koruyarak otobüslerle veya diğer unsurlarla o yoğunluk içerisinde bu insanları taşımak mümkün değil. Şu anki trafik yoğunluğunun daha az olması gerekir aslında. Yoğun olmasının sebebi ne biliyor musunuz? Şu anda psikolojik olarak insanlar özel araca yönleniyor. Evet. O bakımdan biz bu bahsedilen öneriyi bilim kuruluna sunduk. Mesai, yani kademeli mesai uygulaması. Kamu kurumları, örneğin alışveriş merkezleri, yani büyük kitlelerin çalıştığı Büyükşehir Belediyesi'nde 90 bin kişi var.
polis teşkilatı veya diğer unsurlara dair bir mesai düzenlemesi yapıp belli yoğunluk aralıklarını gün içine yaymak. Çok çalışmak, akıllıca olur. Tabii çocukların eğitimi mesela bütün bunlara çalışmak zorundayız İsmail Bey. Dünya çalışıyor şu an. Peki. Evden çalışma modelinin geliştirilmesi gibi unsurlar var. Tabii trafik şu anda bizim yani İstanbul trafiği pandemi partneriyle beraber yoğun bir şekilde gündemimizde. Bir yandan metro işinin çok titizleniyoruz. Birinci mesele yatırımlarda birinci mesele olarak görüyoruz. Hiç aksatmamaya hatta bütün aksamış olan metroları harekete geçirmeye ki konuşmak isterim birazdan eğer bu konuyla ilgili. Neyi söyleyin? Metro yatırımları. Şimdi bu açıldı tabii, hemen girelim. Bakın çünkü ben, neden biliyor musunuz efendim? Tabii bakın, tabii zevkle. Şimdi diyelim bir Avrupa ülkesine gittiniz ya da Moskova'ya gittiniz, Amerika'ya gittiniz. 50-60 yıldır toplu ulaşımı kullanıyorlar. Efendim bakın ben bir gün metroya bir girdim. Nihat Özdemir Londra'da. Tabii, tamamen tesadüf. Tabii, yani herkes kullanıyor. Bunu anlatın biraz tabii, hazır bakın, laf açılmışken. Metro. Şu anda birçok durmuş metro hattını harekete geçirdik. Hı. Bakın biz 860 milyon euroya yakın kredi anlaşması yaptık. Şu metro 12 ayda. Bunun 650 milyon euroya yakın kısmı metro için. Güzel. Diğeri enerjiyle ilgili. Hı. Atık sistemiyle ilgili. Yani şu zor dönemde ekonominin sıkıntılı olduğu son bir yıl biz sadece pandemiyle ekonomik sıkıntı dönemine girmedik ki. Daha öncesinde de ülkenin ekonomik sıkıntılarını hepimiz konuşuyoruz. Hı hı. İşsizliğin %15-16'lara çıktığını konuşuyoruz. Birçok sorunumuz var. O bakımda kaynak sıkıntısı var. Yani sektörlerin sübvanse edilemediği bir dönem yaşıyorduk. Öyle bir ortamda bile yurt dışı kredileri elde ederek biz durmuş birçok metroyu harekete geçirdik. Bakın şu anda bizim 106 kilometrelik metro hattımız aktif çalışıyor. 106 kilometrelik. Ve Ümraniye, Ataşehir, Göztepe metro hattını mesela başlattık. Şu an neredeyse 1200-1300 kişi. Ümraniye, Ataşehir, Göztepe. Göztepe metro hattı. Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli metro hattını başlattı ki bu aynı zamanda Sancaktepe'deki şehir hastanesinin de ulaşımını sağlıyor. Ve bunlar mesela... Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Çok özür. İstanbul'da kilometre başına ne kadar ödeniyor efendim bu metro çalışmaları biliyor musunuz? Bunların hepsi yapılmış ihaleler. Yapılmış yani ihaleler. Şöyle söyleyeyim. Yani çok değişken olabiliyor. 33 milyon euro maliyete çünkü de. Geçmişte bir iki böyle tartışma olmuştu. Evet. Sadece İstanbul için değil. Antalya, İzmir. Ankara farklı maliyetler var. Buna ayrıca bir gün konuşmamız gerekir diye düşünüyorum. Tamam. Mesela Kaynarca, Pendik, Tuzla metro hattı. Aynı şekilde bizim start verdiğimiz, başlattığımız metro hattı. Yine mesela Eminönü Alibeyköy tramvay hattı. Çok önemli bir hat. Eminönü Alibeyköy. Tamam. Ve aynı zamanda bu 10 kilometrelik hat Mecidiyeköy Mahmut Bey hattıyla da birleşiyor. Onun için çok değerli. Ama mesela çok sıkıntı yaşadık. Niçin? Ha, bu anlamda yanlış ihale metotlarını düzelttik. Sıkıntılı başlanmış ve sıkıntılı yürüyen hatlarla ilgili sorunları çözdük. Hı. Aynı zamanda bazı keşfi yanlış kullandıkları rakamları tespit ettik ve tasarruf elde ettik. Bunların hepsini tek tek açıklayacağız. Peki. Günün sonunda bu Eminönü Alibeyköy hattında ne yazık ki ve ne yazık ki 1,5 kilometre, 1,3 kilometrelik kısmını yıkmak zorunda kaldık. Yani yapılmışın. Tabii betonları dökülmüş, sadece rayları döşenmemiş. Tramvay hattının. Niçin? Niye? Çünkü Haliç'in kenarından geçiyor ve altı bataklık. Tedbir alınmamış. Sağlıklı bir projelendirme yapılmamış. Ama nasıl? Biz şu anda oraya 200'ün üzerinde kazık çaktık. 200'ün üzerinde kazık çaktık. Güçlendirdiniz. Tabii. Şu pandemi sürecinde hatta birkaç defa o hemen komşu Fatih bölgesinin o komşusuna dedik gürültülümüze kusura bakmayın böyle bir sorunu gideriyoruz. Ama yine aksatmadan bu yılın sonunda bu hattı açacağız bir soru, İsmail Bey. Bir soru. Evet. Başkanlığınızın bu dönemi bittiğinde 5 yılda ne kadarlık metro yapmış olursunuz? Biz 640 kilometreye ulaşma hedefi koymuştuk. Hmm. Yani şu anda aslında bu bahsettiğim şu 105 kilometreye bizim en az bir 150 kilometre daha eklememiz yapabilir lazım. Yapabilir mi? Raylı sistem. Çalışıyoruz buna. Ondan da bahsedeceğim. İki telli Ataköy metro hattı aynı şekilde devam ediyor. Şu anda özellikle %60'a ulaştırdık. Yani 12 aylık bir çalışmayla durmuş bir dönemde olanı %65 seviyesine ulaştırdık. İnşallah yakında TBM töreniyle orada olacağım. Ne o? Ne demek? Yani bu TBM? Delici olan makinayı yeryüzüne çıkarıyorsunuz. Çünkü görevini bitiriyor.
Biz bir de şöyle bir şey başlattık. Mesela İki Telli Ataköy hattı öyle bir bölüm. Kısmi açacağız. Yani tamamını beklemeyeceğiz. Ona uygun olan hatlarımız var. Diyelim ki şu duraktan şu durağa hizmet etmesini sağlayacağız. Ha, iyi, güzel. Evet evet. Niye? 2022 mesela bunun bitişi ama biz onu 2021'de vatandaşın hizmetine sokacağız. Bir aşamasını. Tabii. Mesela çok önemli bir hat. Kabataş, Mecidiyeköy, Mahmut Bey hattı. Kabataş, Mecidiyeköy arasında ne yazık ki iki noktada tarihi kalıntılardan dolayı kazılarımız devam ediyor. Beşiktaş'ta ve Kabataş'ta. Ama Mecidiyeköy, Mahmut Bey hattını bitirdik. Hatta biz belki izlemiş olabilirsiniz. Şubat'ta bir deneme sürüşü yapmıştık. Biz 19 Mayıs'ta da bu hattı açacaktık. Muazzam bir hat ve günde 400 bin kişi taşıyabilecek bir kapasiteye sahip. Metrobüsün yoğunluğunu da azaltacak bir potansiyele sahip. Çok değerli bir hattımız. Ancak pandemi başlayınca buradaki elektronik sistemi devreye alacak olan ekip İspanyol bir ekip. Ve İspanya'ya dönmek zorunda kaldılar. Gelmeleriyle ilgili bir aydır muazzam bir çalışma içerisindeyiz. Hatta İspanyol Büyükelçiliğinden katkı istedik. Sağ olsun yardımcı oldular. Şu anda sorun çözülmek üzere. İnşallah Ağustos'ta burayı açacağız. Çok önemli bir hat. Günün sonunda şunu söylemek istedim aslında. Mesela Dudullu Bostancı hattı. Çok önemli bir hat. Uzun zamandır yani 1,5 yıldır neredeyse duran bir hat. Biz orayla ilgili kendi ekonomik sistemimiz içerisinde finansman modelini hazırladık ve start veriyoruz. Çok değerli bir hattır Dudullu Bostancı hattı. Peki. 4-5 hatla kesişen bir özelliği vardır Anadolu yakasında. Bir de çok problemli yine ihale düzeni içerisinde müteahhitle olan sıkıntılar oluşmuştur. Rumeli, Hisarüstü, Bebek arasında bir füniküler evet, hat. Evet, önemli. Onu da sistemini oturttuk. Bir finansman modelini oturttuk. Yani bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane hattımızla ilgili şu zor günlerde, ekonominin dar boğaza düştüğü günlerde işimizi yoluna koyduk ve hızlı bir şekilde yürüyeceğiz. Çok sıkıntılı günler bizi bekliyor. Bunun da farkındayız. Ama biz finansman modelini oluşturarak... Bunu biraz sık söylüyorsun. Neden efendim? Şunun için söylüyorum. Şunun için söylüyorum. Çünkü bu hatların büyük bir kısmı... Bakın bu işler şöyle olur. Bakın şu anda ben iki hattı çok önemsiyorum. Bir benim hayatım orada. İki nüfus yoğunluğunu çok biliyorum. Bir tanesi Sefaköy Beylikdüzü hattı. Bir tanesi de Mahmut Bey Esenyurt hattı. Bu iki hattın gideceği nüfus yaklaşık 3,5 milyon kişi. İstanbul'un batı yakası İsmail Bey. Şimdi bu bölgeyi... Muazzam. Tabii bu bölgeyi bu iki hatla İstanbul'u aslında raylı sistemle bağlamış olacağız. Sistemi şöyle çalışıyoruz. Proje, en doğru proje. İhale sistemi, en uygun ihale sistemi. Ve şeffaf. Tabii şeffaf. Şeffaf olması lazım. Finansman sistemi baştan kurgulanacak. Şimdi İsmail Bey bu işler ihaleyi yap... Sonra finansmanı buluruz da olmaz. Bakın şu an İstanbul'un çektiği sıkıntı o. Eskiden öyle bunları, mi yapılmış? Tabii ne yazık ki. Bakın bu işleri ne zaman işler biliyor musun? 2016'nın, 2017'nin. Ve şu anda bitmiş olması gereken işler. Ve biz devraldığımızda bunların altısı tamamen durmuş şantiye. Peki bir şey soracağım. Hani firma isimlerini söylemeyeceğim ama bunlar çok konuşulmuştu. İşte büyük firmalar vardı. Şunlar, evet, şunlar, evet, şunlar. Evet, evet. Onlar durmuştu. Onlarla mı devam ediyorsunuz? Tabii. İhalenin sahibi onlar. Oturuyoruz. Rehabilite edeceksek ediyoruz. Fizibiliteyi tekrar ele alıyoruz. Bazı önerilerimizle projede tasarruflar sağlıyoruz. Tamam. Çok iyi bir ekibimiz var, onu söyleyeyim. Raylı sistemde şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinin en kuvvetli, en muktedir ekibine sahip. Kim var? İşin başında kim var? Orhan Demir var, genel sekreter yardımcımız. Bu arada dün EYTT genel müdürünü atadınız. Evet, çok değerli bir arkadaşımız eklendi ekibimize. Liyakat. Bakın liyakat. Kimse benim amcamın oğlu, dayımın oğlu değil. Liyakat. Türkiye'nin her yerinden İsmail Bey. Kim işinde başarılı? Pelin Hanım, bizim Raylı Sistemler Daire Başkanımız. Pırıl pırıl. Hayatının ciddi bölümünü Japonya'da bu işe adamış. Akademisyen taraf var, saha işi var ve onun ekibi. Bu deniz ulaşımıyla ilgili de bir genç bir kadın vardı. Tabii, tabii. Gördüm haberlerini ajanslarda. Evet, evet, evet. Şimdi peki. Bakın. Deniz ulaşımına taksiye girmem lazım mesela. Önemli konular bunlar. Önce bir şey soracağım. Buyurun. Unutmayalım. Çok konum var yani. Bir yılda ne yap diyorlar ya. Yaptıklarımızı anlatalım, hazırlıklarımızı anlatalım. Şimdi fakat sabah... İstanbul önüne umutlu bakarsa Türkiye önüne mutlu bakar. Bunu unutmayalım. Çok önemli bir şey. Sabah bir izleyenim sormuştu. Ekrem Başkan'a sorar mısın? Ayasofya konusunda ne düşünüyor? Bugün pek çok gazeteci yazmış. Ayasofya siyaseti açıldı. Ta Akyol.
Şimdi karar dün böyle bir manşet attı. Çok konuşuldu. Hükümet de çok eleştirdi ama. Evet, doğru teşhis budur. Ayasofya siyaseti açıldı. Karar Gazetesi'nin önceki gün manşetiydi bu. Ülkenin konuşulması gereken ağır sorunları var. Siyaset bunları gündemden uzak tutuyor ve denetim altındaki medya bunlardan bahsetmiyor. Soru şu, Ayasofya ibadete açılsın mı açılmasın mı? İsmail Bey, gündemimiz mi Allah aşkına? Ayasofya Camii İstanbul'un fethinden beri bize emanet. Daha ileri gideyim, 1500 yıllık tarihi bir emanet. Dünyanın mirası bu. Muazzam bir eser. Yani bu manada simgeleşmiş bir alanın, bakın bizim orada ezan-ı şerifimiz okunuyor her vakitte. Yanında sonradan ilave edilmiş çok güzel İslami eserlerin sunulduğu ve çalışmaların yapıldığı muazzam bir külliye tarafı var. Şimdi yani siz bugün %97 oranında turizmin donduğu, İstanbul'daki bütün otellerin kapalı olduğu, turizmin dip yaptığı, yüz binlerce insanın işsiz kaldığı bir ortamda ya bu tartışmayı açmak niye? Bizim konumuz mu şu anda? Kaldı ki yetkili, yani işte Cumhurbaşkanlığı'nda bile, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var, hatırlayın, seçimden önce açıklaması var burasıyla ilgili. Yani bu konuyu üzerinden bir şeyleri kaşımak, Ayasofya Camii bizim onurumuzdur, bize emanettir, Fatih Sultan Mehmet'ten emanettir, 1500 yıllık tarihten emanettir. Bundan sonra bu sürece, yani bakın bu süreci siyasallaştırıp siyasi zeminde konuşan ister benim partimden olsun ister başka partiden olsun sürece ihanet eder. Dün ajanslarda en son haber.com'da gördüm. Yunan gazeteci Ekrem İmamoğlu Ayasofya'yı sordu. Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum. Bu paylaşımdan sonra Yeni Şafak gazetesinin yayın yönetmeni İbrahim Karagül sizi milli olmamakla, İstanbul'un bu milli değerlerine sahip çıkmamakla suçluyor. Vallahi terör örgütlerinin peşinden koşan insanlar benim milli duygularımı bırakın ölçmeye, ağzını almaya bile haddi olamaz. Terör örgütlerinin peşinden koşan ne insanlar. Ne demek o efendim? Onlar zavallılar. Geçmişte terör örgütleriyle çok yan yana duran, başta FETÖ olmak üzere insanlar hani bizimle ilgili bu yorumları yapmasınlar bile. Burada söylediğim benim çok net. Ben dün Delphi Ekonomik Forum'a, yıllardır yapılan Atina'da önemli bir ekonomik forum, açılışına Atina Belediye Başkanı ile davet edildim. Telekonferansta katıldım. Sorular soruldu. İşte daha çok pandemi ve şehirler konuluydu. O arada moderatör bunu sordu. Söylediğim şey şu. Türkiye'nin gündeminin buna ihtiyacı yok. Peki. Yani böyle bir konu yok. Böyle bir gündem yok. Çok net. Cevabım çok net. Peki. Az önceki cevabım da çok net. Bu gündemi kaşımasınlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir yıl önce açıklaması var. Dolayısıyla kendileri yetkili. Yani kendileri bu konuda yetkili. Bu gündem değil yani. Başka Peki. sorunlarımız var. Şimdi efendim ben size baktığım zaman işte şu parti, bu parti falan diye görmem. Sayın Erdoğan'a baktığım Gayet zaman tabii. da öyle görmem. Gayet ben tabii. şöyle bakarım. Halkımız şimdi Ekrem İmamoğlu'nu belediye başkanı olarak seçmiş, hizmet yapacak. Sonra gidecek. Halkımız Erdoğan'a oy vermiş ülkeyi yönetme görevi. O da günün birinde gidecek. Fakat görev yaparken sizlerin işbirliği yapmanızı önemserim. Bir vatandaş kesinlikle, ve bir gazeteci kesinlikle, olarak. Kesinlikle. Bunu bana bir anlatır mısınız? Bir yıl doldu. Evet. Nasıl ilişkiler? Şimdi Cumhurbaşkanımızla, hükümetle, sizin. Bunu biraz anlatır mısınız bana? Ben Ankara'da bu muhabbetin, bu görüşmenin, bu işbirliğinin, bu ortak aklın olmamasını isteyen belli gruplar olduğunu düşünüyorum. Yani Ekrem İmamoğlu Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmesin. Ekrem İmamoğlu Sayın Cumhurbaşkanı ile buluşmasın. Böyle isteyen bir grup var. AK Parti'nin içinde mi bunlar? Veya yakın çevresi bilemem. AK Parti Cumhurbaşkanı içinde yakın çevresi. Tabii tabii. Hı. Niye? 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 Aklım almıyor çünkü. Yani düşünsenize pandemi, İstanbul bu işin merkezi, burada mücadele eden Sağlık Bakanı'na dün de teşekkür ettim. Sağlıkçı ordusu var. Yani mücadele veriyor. Bir de İstanbul Belediyesi var. Yoksullukla mücadele ediyor. Sahayla mücadele ediyor. Hastaneleri dezenfekte ediyor. 2 ay İstanbul'da kalan mektup yolladık. Randevu istedik. 2 kez sadece pandemi sürecinde. Dönmüyorlar mı? Böyle bir dönüş olmamasını sizin aklınız alıyor mu? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Çok net ifade edeyim. Bir seçim yani 2019 Haziran, Mart Haziran seçimlerinden dolayı
bir seçim sonucundan dolayı siz İstanbul'a küsemezsiniz. İstanbul'a küserseniz İstanbul da sizden küser. Bu kadar net. Onun için ben buradan bütün ilişkileri zorlayan, hizmet etmek için ben ne için görüşebilirim ki Sayın Cumhurbaşkanı'yla? Ne için görüşmek isteyebilirim? Şimdi, kabul yani, etmiyor mu? Sizin görüşme talebiniz var mı? Oradaki ruh halini bilemem ben tabii. Yani hayır, hayır. Ama mesela sizin mesela Hasan Doğan'da özel kalem müdüründe randevu talebiniz var mı? Tabii iki kez. Pandemi sürecinde iki kez var. Artı biliyorsunuz 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak buluşalım diye davet yaptık. Orada bir karar verilmişti belediyeler aslında. Bir, tabii dönelim bakın. Evet, bir Eylül karar ayında vardı. Biz toplandık hatırlıyor musunuz? Orada bizzat kendileri dedi ki bu toplantıyı periyodik yapalım. Yani 30 Büyükşehir Belediyesi, Bakanlar Kurulu. Bu toplantı biliyorsunuz onu da biz talep etmiştik. Yani biz toplantı talep etmiştik ve bu şekilde gerçekleşmişti. Bu toplantıyı yapalım ve sistematik olarak devam etsin diye kendileri ifade ettiler. Bakanlarla irtibat kurulacağını söylediler. Komik bir şekilde sadece bir WhatsApp grubu kuruldu. Ama vatandaş bunu izliyor. İsmail Bey. İzliyor. Vatandaş bunu izliyor. Tekrar söylüyorum. Seçimi kaybettiniz diye sizin İstanbul'a küsme hakkınız yok. İstanbul'a küserseniz İstanbul da size küser. Peki efendim ama şimdi siz devletsiniz hepiniz beraber. Hayır, ben küsmem. Hayır, şunu sormaya çalışıyorum. Şimdi peki bakanlarla falan görüşmeleriniz oluyor mu? Mesela... Yani ben şuna üzülüyorum tabii. Hani bir bakan çıkıyor benimle ilgili bam diye bir mesaj veriyor. Ben hiçbir bakanla ilgili mesaj vermedim bugüne kadar. Ama ne zaman ki bizi mağdur etmeye işte son Riva olayı yani. Yani bizi mağdur Riva etmeye. Riva Deresi. Riva Deresi. Yani düşünsenize 18 yıldır Riva'yı perişan edeceksiniz. Oraya gittiğimde bana dedi ki oradaki platform 2005-2015 arası Riva ölmüştür. Şu an Mefta'yı konuşuyoruz dedi. Aynen böyle. Bakın 2005-2015 arası Riva ölmüştür dedi. Böyle bir süreç bileceksiniz. Vay efendim. Sizin 11 yılda 12 yılda yapamadığınızı Ekrem İmamoğlu 11 ayda çözecek diye beni dövmeye kalkacaksınız. Peki, bunu niye söylüyorum? Sayın Bakanlar'da böyle bir uslup gelişiyor ama ben her an mesela bir konu oluyor arıyorum Sağlık Bakanlığı. Aklıma bir konu oluyor İçişleri Bakanlığı aradım ki çok da şeyimiz var. Şehircilik Bakanlığı aynen oldu. Öyle. Ha şunu demeye çalışıyorum benim rezervim diye bir şey olamaz. Ekrem İmamoğlu egosuyla ben o koltukta oturabilir miyim İsmail Bey? Ben artık 16 efendim. Aynen öyle. Herkes birbiriyle görüşecek. Benim Ekrem, için, vatandaş için. Bravo. İsmail Bey, Ekrem İmamoğlu'nun görüşemem diyebileceği bir vatandaş olabilir mi? Olamaz. Ekrem İmamoğlu'nun görüşemem diyeceği bir devlet adamı olabilir mi? Olamaz. Onun olmamalı. İçin ben herkesin kapısını aşındırıyorum. Şimdi efendim, görüşüp görüşmemek onların takdirine bir şey diyemem tabii. Şimdi biraz evvel sözünüzü kestim. Unutmanızı da istemem. Deniz ulaşımını soracağım. Evet. Ama önce bir tarım haberimiz vardı. Savaş Yıldız'dan yönetmenimden rica edeceğim. Tarım bizim en öncelikli konularımızdan ve hassasiyetlerimizden birisidir. İğde'de beklenmeyen dolu yağışı hububat ürününe büyük zarar verdi. Buğday, arpa, çavdar gibi ürünler ne yazık ki eken üreticileri mağdur etti. Dolu yağışı yine çiftçinin canını yaktı. Çiftçi zarar etti. Devlet hasar tespiti yapıyor ancak tarım sigortası olmayan ya da çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmayan faydalanamıyor. Çiftçi kayıt sistemine dahil olmayanlar veya tersime sigorta yaptırmayanların kaybı daha büyük. Yurdun pek çok yerinde yağış doluya döndü. Çiftçi Mayıs ve Haziran ayında yurt genelinde büyük dolu mağduriyeti yaşadı. Son olarak Niğde'den geldi mağdur çiftçinin haberi. Peki ikinci bir ürün ekebilecek misiniz? Düşünüyorum ama şimdi maddi durumum olmaz. Yetmezse ekmeyeceğim. Isparta'dansa gül üreticisinin mağduriyetinin haberi geldi. 2 yıl önce 9 liradan satılan gülün fiyatı 5 liraya kadar düştü. Ancak maliyetler bu süreçte artıştaydı. 7,5'tu. 7,5? Onlar evvelki 9 liraydı. 9-10 lira civarıydı. 9 liraydı. Vatandaşın beklediği bu sene mesela 9-9,5 civarı bekliyor ama dolar diyorlar 7 lira. Kota zengine değil zaten. Kota fakire konuyor. Sen getir bakayım 100 dönüm gül diken kişiye bir kota. Getir koy kotanı. Sen bana niye kota koyuyorsun? Benim zaten sana vereceğim en fazla 1 ton 2 ton gül.
Ben de bir yıl boyunca onun gözüne bakıyorum yani. Kazanacağız da bir şeyler yapacağız çorumuza çocuğumuza diye. Ispartalı gül üreticisi yaşadığı sıkıntıyı CHP'li vekil Gülizar Biçer Karaca'ya anlattı. Dekar başına devletten 1000 lira destek beklediklerini dile getirdi çiftçiler. 2 yıl önce 9 liradan satılan gül bu yıl 5 lira. Üreticinin isteği devletin, iktidarın bu gül üreticilerine ton başına en az 1000 lira olacak şekilde bir destek sağlaması. Çapası var, çırpması var, bellemesi var, gübresi var, ilacı var defalarca. Evet, şimdi biraz yerel gazete manşetleri var. Bir de Tevfik Göksu'nun size soracağı sorular var. Selçuk Bayraktar sorusu var. Ama önce tam sizin ağzınızdan böyle deniz ulaşımı çıkmıştı. Sözünüzü balla kesmiş olayım. İstanbul deniz ulaşımı önemli, evet, bir konu. Çok önemli. Tabii deniz ulaşımındaki payı büyütmemiz lazım. %3'lere kadar geriledi. Yani bizim bunu arttırmamız lazım. Hele hele pandemi süreci aslında deniz ulaşımı ferah da bir ulaşım modeli. Yani hem temiz hava hem açık alan, bu yönleriyle de çok kuvvetli. Tabii bunu güçlendirmemiz için insanları denize ulaştırmamız lazım. Bu manada işte hem bu metro hatlarının bitişi çok önemli bir detay. Hem de yeni yapacağımız özellikle füniküler hatları çok önemsiyoruz. Boğaza indireceğimiz. Ama bir pratik model var. Biliyorsunuz aslında hepimizi üzen bir şeydir. Çok böyle vitrine konmuştu. Hatırlar mısınız deniz taksiyi? Evet. Yani vitrine kondu. Hemen bir özelleştirme kanalı açıldı. Bir firmaya verildi ve birkaç aydan sonra kapandı gitti. Şu an çöpleri Haliç'te duruyor. Kaldırın diye talimat verdim. O eski yapılmış deniz taksiler. 8 ayda 50 deniz taksiyle denize ineceğiz. Bunun amacı şu. Bakın, İstanbul'da farklı modellerle bu pandemi sürecinde yarattığı travmayı atlatmaya dönük tedbirler almamız lazım. Yani denizdeki ulaşım gerçekten 50 ile başlıyoruz ama çok büyüyeceğini de görüyorum, onu söyleyeyim. Hani bir kadın yönetici dediniz, Sinem Hanım orada çok iyi bir... Ben ajanslarda görmüşüm, çok, genç böyle... Tabii çok genç, bizim çok kadın birisiydi. Yöneticimiz var. Kadın istihdamına çok önem veriyoruz İsmail çok Bey. Çok önemli. Her alımda özel bir kadın rezervi koyuyorum. Yani, belediye çalışanların yarısı kadın olmalı. Tabii 120 civarında metro sürücüsü hazırlanıyor şu anda, biliyor musunuz? İETT şoförleri alıyor. Görüyorum. İETT şoförleri kadınlar. Aldık. Sadece kadın şoför alma ilanı verdik. Bakın birazdan şeyden de bahsetmek istiyorum. Taksi, yeni taksiden de bahsetmek istiyorum. Onda da Hemen bahsedin. Nedir? Hemen şunu söyleyeyim. Deniz taksiyi iskeleleri açacağız. Ama deniz taksi pahalıydı. Yok, onu ucuzlaştıracağız. Hem iskeleleri açacağız. Kolay yanaşabileceği ekstra iskeleler ilave edeceğiz. Ya o dönemde deniz taksiyi yaptılar. Deniz taksinin faydalanacağı iskele yok. Para ödeyecek iskeleye. O zaman nasıl alsın müşteriyi? Pahalı olacak tabii. Dolayısıyla bu anlamda yeni bir atılım. Gelelim taksi meselesine. Bakın, ben size birkaç istatistik vermek istiyorum. Evet. Paris'in nüfusu 11 milyon. Taksi sayısı 29 bin. Londra'nın nüfusu 8,5 milyon. Taksi sayısı 21 bin. Hong Kong nüfus 7,5 milyon, taksi sayısı 18 bin. Bakın, İstanbul'da ise yani biz neredeyse, bakın Meksiko City, 21 milyonluk Meksiko City'de 80 bin taksi var. Bizde? Bizde de yaklaşık 25-30 yıldır ilave taksi verilmiyor. Toplam taksi sayımız 17.395. Verilsin mi? Tabii ki olmalı. Yetmiyor çünkü. Taksi sıkıntı yetmiyor. Var. Tabii bunu taksiciler ama bu mevcut, de biliyor. Mevcut taksici esnafı... Hayır ama bu ihtiyaç. Zaten taksici de bunu biliyor. Bazen taksi duraklarında insan taksi bulamıyor. İşte başka, onun için ne yapıyorlar biliyor musunuz? Başka sistemler devreye giriyor. Korsanlar devreye giriyor. Zaten parası pulu olan yatırım diye gömüyor 1 milyon TL'yi, işte sonra 2 milyon oldu. Çünkü taksi sınırı aynen bir öyle. Piyasa aynen oluşmuş. Öyle. Böyle bir piyasa. Biz kiralama modelini getiriyoruz. Ne demek? Yani şöyle, taksinin sahibi Büyükşehir Belediyesi olacak. Kiralama modeliyle, kontrollü bir sistemle meclise getireceğiz bu konuyu. Eğer mecliste uzun vadeli bir modeli onaylarlarsa oradan yürüyeceğiz. Olmadı, encümen üzerinden 3 yıllık bir taksi kiralama modelini getireceğiz. Bakın, biz burada çok enteresan. Taksici esnafı da koruyan, disipline eden, korsan çalışmaları yok eden bir modeli hazırlıyoruz bir aslında. Doğru mu anlıyorum? İstanbul Büyükşehir Belediyesi taksiler aynen sahibi taksisi olacak. Taksisi var, kiralama modeliyle çalıştıracak. Bir yıllık kiralayacak. Prensipleri var. Elbise tek tip olacak. 3 var diye çalışacak. Yani herkes istediği gibi hareket edemeyecek. Aslında biz burada hem taksici esnafını koruyoruz, hem taksici... Ben şundan bahsetmiyorum. Enteresan bir model. Tabii çok
çok değerli bir modeli harekete geçiriyoruz bakın. Ve biz burada aslında güvenli bir ulaşımı sağlıyoruz. Artı elektronik sistemle donatacağız bu 5000 taksiyi. Bunu yapabilir misiniz? Tabii, yani şöyle tahtit falan var ya, onun tabii, için tabii. Hayır. Bizim yetkiliyiz biz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkili. Kanunen yetkili. Biz QR koduyla İstanbul Kart'la beraber taksi paranızı ödeyeceksiniz. Ve hani sistemi en üst seviyede özel tasarım taksi modeli çalışması açacağız. Kamuoyuna bir yarışma başlatacağız. Temelde ne? Korunaklı, pandemi sürecine uygun, yani taksiciyle müdahalesi olmayan. Peki bu taksilerle aynı biçimde, renkte, tabii, sistemde mi olacak? Sarı taksi, bildiğimiz sarı taksi, yani fark etmiyor. Peki biz onu belediyeden kiraladık. Ayrım yok. Fark etmiyor. Aynı. Yeter ki tarifi aynı, her şey aynı. Aynen öyle. Sadece hem taksi eksiğini gidereceğiz, hem de bir taksi modeliyle aslında piyasayı dengede tutacağız. Biz burada koruyacağımız alan İstanbullu olacak. Çok enteresan. Bir başka şey, taksici esnafı içinde hem taksilerini yenilemeyle ilgili, hem bu yeni modelle taksicilerin güvenliğini sağlamayla ilgili, aralarına cam koyma gibi modeller çalışacağız. Taksi modeliyle ilgili de yarışma açacağız bu arada. Peki. Yani bir nevi bir İstanbul'a özgü taksi üretimini de start vermiş olacağız bu çalışmayla. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Şu an İstanbul'u da ilk defa duyuyor aslında. Bu önemli. Ben bunu takip edeceğim. Evet, önemli bir proje. Lütfen edin. Uzmanlarıyla da konuşacağım. Ilıcalı'ya sorayım falan. Ben bakın, enteresan bir şey. Bu konularda nasıl hassas çalıştığımızın işaretini size şöyle vermek istiyorum. Hatırlar mısınız? Çözemez dediler, kıyameti kopardılar. Tereyağından kıl çeker gibi. Fayton esnafını mutlu ettik İsmail Bey. Atları satın aldınız. Faytoncuyu mutlu ettik. Adalarda. Esnafı, sahibini, adaları mutlu ettik. Evet, adalar. Sistemi toparladık. Bak şimdi atları temizledik, bakımını yaptık, sağlığına kavuşturduk. Şimdi kamu yararı olan kurumlara sevk ediyoruz. 3 tane üniversiteye sevkiyat başladı. Bunu niye anlatıyorum? Çözemez dediler. Bak kavga çıkartmamak için vatandaşı dinleyeceksin. Peki. Vatandaşını yok saymayacaksın. Bir şey soracağım. Bu yatırımları, bizim adalarda sağladığımız bu düzen belki de 10 yıllar konuşulacak. Çok önemli bir iş bu. Peki. Sayın Başkan, şimdi Türkiye adı konulmamış bir ambargo ile karşı karşıya bir 10 yıldır. İşte Amerika'sı da öyle, Almanya'sı, Avrupa'sı savunma sanayinde. Ben bundan bir süre önce Selçuk Bayraktar'ın o fabrikasına gittim. Gördüm. Orada İHA'lar, SİHA'lar, dronlar, yerli ve milli savunma sanayi projeleri vesaire. Orada Selçuk Bayraktar size de kırgındı. Hatta biraz kızgındı. Çünkü işbirliği yaptığınızı söylüyordu. Fakat sizin ne oldu sonra? Siz gittiniz mi oraya? Gittiniz. İsmail Bey, bir anlatır mısınız? İsmail Bey, yani bakın salgının en yoğun olduğu günlerdeydik. Hatırlayın. Hı. Yani biz insanların derdine koşuyoruz, sıkıntısına konuşuyoruz. Yüz binlerce insanın yoksulluğuyla mücadele ediyoruz. İnsanlara yardım. T3 bak, Allah aşkına gündem mi ya? Bir. İki. Neymiş efendim? İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısının bir sözüyle ilgili davalık olmuşlar. Çıksın Ekrem İmamoğlu bu konuda açıklama yapsın. Ya ben böyle bir sürece malzeme olacak birisi miyim? Ey Selçuk Bey, tavsiye ediyorum. Bakın faydalı bir vakfınız var. Güzel işler yapıyorsunuz. Allah yolunuzu açık etsin. Ama şu siyaset sayfasına bulaşmayın be. Bilim insanısınız. Güzel, Türkiye'nin gurur duyacağı işler yapmaya gayret ediyorsunuz. Yani yaptığınız işin daha iyi olması için ben de dua ediyorum. Her başarılı girişimcinin yanındayım ben. Ki gittiniz oraya. Bakın, ben tam da bu münazarayı, yaşadıklarını duyduğum bir 15 Temmuz töreni gecesi babası bunu bana aktardı. Dedim ki beyefendi dedim, geliyorum, ben sizi ziyaret edeceğim, konuşacağız. Benim az önce ne dedim? Benim konuşamayacağım tek bir insan yoktur. 4-5 saat ben T3 Vakfı'nın o fabrikasının işte tesislerin olduğu yerde, ben 30 yılını bilirim o alanın. Eskiden bir askeri alandı. Aileyi tanıyorsunuz herhalde. Aileyi de tanıyorum. Yani bir hemşerilikten tanıyorum. Yani aileyi de tanıyorum. 5 saate yakın orada alanı gezdik, sohbet ettik, bu yaşadıkları sorunu konuştuk. Kardeşim, mahkeme bize sormuş, cevap da vermiş. Yani İBB para aktardı mı, aktarmadı mı, ya da cevap da vermiş. Kanunen ne cevap gerekiyorsa onu vermiş. Niçin yani benim bir polemiğe
Ben neye üzüldüm biliyor musun? Ben zaten öyle bir polemiğe girmem de. Ben şuna üzüldüm. Gerçekten şuna üzüldüm. Yani Selçuk Bayraktar beyefendinin böyle bir polemik sürecine dahil olmasına üzüldüm. Ya Sayın Selçuk Bayraktar'a tavsiye. Bilimle uğraşsın. Ekonomiyle uğraşsın. Süreciyle uğraşsın. Değerli bir iş yapıyor. Bakın bir de şöyle bir şey oldu. Evet biz belli vakıflara, belli gruplara, belli kesimlere para aktarma işini kestik İsmail Bey. Milyonlarca lira. Ama bu işin içinde teveccüh yok. Doğru zaten sordu para aktarıldı mı? Hayır dedik. E peki bunu dememize rağmen yani mahkemeye vermemize rağmen bizi buraya polemiğe çekeceğinize böyle bir sürecin içine dahil olup ben size bir şey söyleyeyim mi? O diğer vakıflar bu işe sevindi. Niye? Teveccüh Vakfı gündeme oturdu. Onun için benim Sayın Selçuk Bayraktar'a tavsiyem lütfen bakın lütfen işinize odak. Kaldı ki bakın biz Teveccüh Vakfı ile sadece belediye ile eğitim işbirliği yapmadık. Fuar düzenlediler. İETT'nin tüm imkanlarını seferber ettik. Hatta ben kalktım fuarı ziyarete gittim. Haluk Bayraktar abisi beni gayet iyi karşıladı, ağırladı. Muazzam bir ilgiyle fuarı gezdi. Peki aslında net artık. Aynen anlaşıldı. Öyle. Teşekkür aynen ederim. Öyle. Yerel gazeteler bir gelsin. Ekrem İmamoğlu'yla Türkiye turuna şöyle bir çıkalım bakalım Diyarbakır'dan İzmir'e ne var? Cumhuriyet gazetesinde deprem bilim kurulu oluşturulsun Profesör Doktor Hasan Sözbilir'den öneri. Deprem. Bana diyorlar ki İstanbul'un çılgın projesi yok mu? İstanbul'un en çılgın projesi devletimizle, milletimizle, belediyemizle, bütün kurumlarla depremle mücadele İsmail Bey. Bakın bizim hiç kafamızdan çıkmıyor. Ki bir kurultay yaptınız bu konuda, çalıştay aynen yaptınız. Aynen öyle ve biz adımlar da attık. Yani biz şu an yoğun çalışıyoruz depremle ilgili. Hiçbir adım geri durmaksız. Çalışıyorsunuz şu an. Tabii ben 20-25 gün önce Sayın Şehircilik Bakanımıza mektup yazdım. 2 sayfa. Niye? Çünkü beraber bir toplantı yaptık. Hatırlarsanız memnuniyet duygularımı dile getirmiştim. Ve o toplantıda şöyle bir karar almıştık. Bir deprem konseyi kurulması şart. Evet. Konseyin anlamı şu. İsmail Bey bir şeyin altını çizelim. 890 bin yapıda İstanbul'da risk tespit etme ihtimalimiz var. Bakın 7 şiddetinin üzerinde bir depremde İstanbul'da yapı diyoruz bakın 50-60 bin civarında yıkılması kesin olan yapı tespiti var. 50-60 bin civarında. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani riskli yapı, orta hasar, tamamen yıkılması 3 milyona yakın insanın mağdur olması demek. Deprem bizim temel sorunumuz. Evet bunu konuşacağız. Konsey niye konsey? Bakın tek başına hükümet, tek başına belediye İstanbul'un deprem sorununu çözemez. Ve İstanbul'un en çılgın projesi deprem sorunu çözmektir. Konseyden kastımız şu. Finans kuruluşları bir araya gelecek. Bankacılık sektörü, müteahhitler, inşaat malzemecileri, bakanlık, belediyeler hep bir arada bir modelle İstanbul'u dönüştüreceğiz, İstanbul'u depremden koruyacağız. Peki, şöyle yapalım mı Sayın Başkan? Yeni sezondaki ilk sadece depremi konuşmak üzere bir yayın memnuniyetle yapalım. Yalnızca, memnuniyetle. Yalnızca 2 saat depremi konuşalım. Bakın biz şu an 39 Eylül'de. İlçeye raporlarımızı hazırladık. Deprem simülasyonunda hangi alanlarının zarar göreceğini 39 ilçe önümüzdeki hafta rapor olarak dağıtıyoruz. Başka hiçbir şey sormayacağım. Lütfen. Sadece özel bir deprem yayını yapmak istiyorum. Lütfen. Ve Diyarbakır gazetesi ikinci dalga söz konusu değildir diyor. Dicle Üniversitesi Yoğun Bakım Koordinatörü Profesör Recep Tekin konuşmuş ve Diyarbakır'daki korona meselesi gündemde. Çorum. Çorum Haber 3583 kişiye antikor testi Çorum'da yapıldı. Eskişehir 1 lira katkı sağlanmadı. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı çevrim içi yeni bir buluşma gerçekleştirdi. CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yayınlanan ortak metinde yerel yönetimlere şu ana kadar tek 1 liralık katkı sağlanmamış ifadelerine yer verildi. Ne yazık ki. Bakın dünyada bütün açıklanan ülkelerin pandemi sürecindeki mücadele raporlarında, ekonomik destek paketlerinde dünyanın bütün belediyeleriyle biz irtibat kurduk bu dönemde. Üyesi olduğumuz C40 örgütlenmesi içerisinde toplantılar yaptık. Birebir Los Angeles'tan Paris'e, Milano'ya, Lizbon'a, Londra'ya, Berlin'e, Seul'e varıncaya kadar, Tokyo'ya varıncaya kadar birebir görüşmeler yaptık. İletişimlerimiz oldu. Her ülkenin %20, 25, 30, bakın Güney Kore'de %35 yerel yönetimlere bütçe ayırma talimatları oldu hükümetlerin. Türkiye'de ne yazık ki
tek bir lira olmadı. Peki, bu da İmamoğlu'ndan gelen önemli bir açıklama. Adana 5 Ocak'ta manşette Başkan Çetin yine şeref kürsüsünde diyor. Yapılan kamuoyu yoklamaları ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'le ilgili bir manşet. Sürmanşette Ömer Çelik var, Adanalı. Yunanistan'la ilgili yapılan açıklamalar konusunda Ömer Çelik bir sert mesaj vermiş 5 Ocak'ın manşetinde. Alanya'ya geçiyorum. Durum vahim diyor. TÜİK işsizlik oranlarının azaldığı yönünde verilen paylaşırken Alanya'da geçen yıla göre SGK'lı sayısında düşüş olduğu açıklandı. Şöyle sormak istiyorum efendim. Bir yıl, ya şimdi siz bir yılı doldurdunuz. Tabii. Şimdi siz eskiden de aslında Beylikdüzü Belediye Başkanı'ydınız. Beylikdüzü'nde çok başarılıydınız. Kendinize kaç puan verirsiniz mesela bu bir yıla? Ya çok şey olur, kötü bir modelleme olur. Yok yok, mesela bir şey yapın. Ya bir insanın kendine not vermesi kötü ama biz gerçekten iyi işler yaptık. Ben size bir şey daha söyleyeyim. 2021-2022 İstanbul'un müthiş derecede bir zıplama dönemi olacak. Yani 2021 ve 22 gerçekten İstanbul'un çok iyi hizmetlerle buluştuğu, açılışları yaptığı, büyük yeşil alanlara kavuştuğu, depremle ilgili tedbirlerini sosyal bir şekilde konut elde edişi. Bakın biz sosyal konut modeline İstanbul'da yeni bir dönem açıyoruz. Bu hafta sonu Silivri'de temelini attığımız bir projemiz. Yaklaşık 1300 konut. Kiptaş. Kiptaş. Aynı şekilde dönüşümle ilgili süreçleri yönetiyoruz. Yani 2021 ve 22 atılım yılı olacak aslında İstanbul'un. O bakımdan çok iyi bir hazırlık yaptık. Müthiş bir zihniyet değişimi. Hiçbir belediye, geçmişte baksınlar, hiçbir belediye başkanlığının ilk bir yılıyla kıyaslanmayacak derecede farklı gündemlerle, farklı sorunlarla, bakın biz Kanal İstanbul sürecini yoğurduk durduk. Ben size hatta Çalıştay'ımızın kitabını hediye etmek isterim. Çok değerli. Lütfen okuyun. Bir iki hafta içinde Kanal İstanbul'la ilgili çok değerli bilim insanlarının yapılacak kanaldan gemilerin bile geçmeyeceğini anlatan müthiş bir rapor hazırladık. Yani bunu niye söylüyorum? Ankara'dan gelen her talimata evet diyen, kayıtsız şartsız evet diyen belediye dönemi bitti. Şimdi biz olaya İstanbul'un ve İstanbul'un menfaati gözüyle bakan bir belediye olduk. Dolayısıyla bütün bu zihniyet değişimleri, hizmet atılımları, yeni proje anlayışları, özellikle pandeminin katkılarıyla yeni vizyona dönük bir yol haritasıyla beraber çok başarılı bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Ama bu işin puanını verecek olan halkımızdır. Tabii birinci yılda bakalım, evet, halkımız ne düşünüyor. Bir de benim bir gözlemim var efendim. Geçen aradı, konuştuk Tevfik Göksu'yla. Ona da söylemiştim ama o aradığında değil, ondan bir önceki aradığında. Şimdi onu size sormak istiyorum. Koronavirüsle mücadelede sınıfta kalan İBB, şimdi de İstanbul'a hizmet eden belediyeleri engellemeye başladı. Önceki gün Beyoğlu Belediye'mizin ücretsiz maske dağıtımını durduran İBB, bu sefer de belediyemizin COVID-19'la ilgili onlarca afişini gece yarısı operasyonuyla söktü. Ben dedim ki kendisine, efendim bir gözlemim var dedim. Siz sanki dedim İmamoğlu'nu marka etme, hani futbolda öyledir ya, adam adama marka, böyle mi dedim, böyle mi görebilirsiniz? Bir bunu yanıtlarsanız, bir bak, de bu nedir efendim? Bunun... Tevfik Bey'e ben üzülüyorum. Niye üzülüyorum biliyor musunuz? Tevfik Bey 3. dönemi belediye başkanlığında bence şöyle diyordur. Ya ben keşke belediye başkanlığımı yapsaydım da şu Büyükşehir Meclisi'ndeki grup başkan vekilliği görevini yapmasaydım. Çünkü gerçekten yoruluyor, üzülüyorum. Vermemesi gereken mesajlar. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Şunu benim Büyükşehir ekibim yapmışsa yanlış yapmış. Eğer o afişi oradan koparmışsa yanlış yapmış. Ben bunu düzeltirim. Nasıl düzeltirim? Alo dersin, düzeltirim. Tevfik Göksu kardeşim, değerli belediye başkanı arkadaşım, bu konuyla ilgili beni ara, ben düzeltirim. Tweet atmana gerek yok. Bunun binlercesini ben yaşadım Beylikdüzü'nde. Bir defa bile tweet atmadım. Çözmeye çalıştım, çözemedim. Genel sekreter ulaşamadım, belediye başkanına ulaşamadım, genel sekreter yardımcısına ulaşamadım. Hiç kimseye ulaşamadım. Sevgili Tevfik Göksu kardeşim, bana ulaşmak var ya, bir alo, 5 dakikayı geçmez. Bu tür iletişimler, bu tür şovmenlikler, bunlar yazık işte. Peki. Ben size koronavirüs mücadele faaliyet raporumu da vereyim. Tamam. Koronavirüsle anlaştık. Nasıl mücadele ettiğimizi, devletimizin kararlarına nasıl öncü olduğumuzu, İstanbul'da ne kadar başarılı bir yardımlaşma modelini geliştirdiğimizi, bu çırpınışlar, siyasi çırpınışlar, benim tavsiyem,
belediye başkanlığı yapsınlar. Bir de şöyle bir şey var. Yine Göksu'dan Haydar Ali Başkanımız bizim dönemimizdeki Haliç'i düşünerek bugün bir dalış yapmış ama bu sefer mavi yerine eski Haliç'i anımsatan bir Haliç bulmuş diyor. Allah akıl versin ne diyeyim. Yani 11 ayda ne olmuş Haliç'e, vah vah vah. Ya açtığımız tesisten sonra bile, yani bir tesis açıyoruz. Biz atmışız temelini, bitirmiş. Efendim projeyi biz hazırlamışız. Ya tabii ki hazırlayacaksın. Ya arkadaşlar ben diyorum, her açılışta ne diyorum biliyor musun İsmail Bey? Yaptığımız, yapacağımız, açılışını yaptığımız ve yapacağımız hiçbir iş Ekrem İmamoğlu'nun projesi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin projesi değildir. Ben bir projenin bir siyasi partiye ve bir kişiye ait olduğunu söyleyen dile karşıyım. Milletin projesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Tabii ki belediye. Ya geçmişte her işi yapana diyorum ki teşekkür ederim. Minnet duyarım. Ben ne yaptım biliyor musunuz İsmail Bey? 39 ilçe belediye başkanını bir tur gezdim. Bazılarını ikişer, üçer defa gittim. Hepsiyle 10 grup oluşturduk, müşterek çalışma grupları oluşturduk. Hayatlarında böyle bir şey görmüşler mi? Arka plandan duyduğumu söyleyeyim. Ya ben AK Partiliyim ama bu kadar bir sene içinde değil, 5 senede bu kadar görüşmedim belediye başkanımla. Yani kendi dönemlerinde söyleyenler var. Daha bir şey, başka bir şey daha söyleyeyim. Ben şimdi geçmişte belediye başkanlığı yapmış herkesi aradım. Bir yılı bitirdim. Size bilgi vermek istiyorum. Gözleminiz nedir? Topbaşı'da olumlu, aradınız olumsuz mı? Hepsini aradım. Kadir Topbaşı'da. Hepsini aradım. Yurtuna. Hepsini aradım. Hepsine. Tabii. Hepsine bana not verin diyeceğim. Aynen sizin bana sordunuz. Tamam. Bana not verin. Eleştirin, öneride bulunun. Sayın Dalan, Sayın Sözen, Sayın Gürtün'a, Sayın Topbaş. Niçin? Ya biz bilgiye hürmet ederiz. Bu ülkede hizmet yapan herkese minnet duyar, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum Sayın İmamoğlu. Ben teşekkür ederim. Ben size bir şey söyleyeyim mi? O tekrar seçimden önceki duygu durumunda ve coşkuda gördüm. Ya aslında oradan hiç ayrılmamaya çalışıyorum İsmail Bey ama... Bugün öyle gördüm. Ya şöyle bir şey oluyor. Hani şimdi biz burada mesela ne yaptık? Belden aşağımız görünmüyor değil evet. mi? Belden aşağımızın görünmediği bir videoda efendim ben Fatih Sultan Mehmet'in türbesine tekme atmışım arttan. Ya kurban olayım ben Fatih Sultan Mehmet'e kurban olurum. Mustafa Kemal Atatürk'e kurban olurum. Benim memleketime kurban. Ya yani insanın aklına, dimağına gelmeyen işler yapılıyor. Bazen canım sıkılabilir. Bazen yapılan işlere bakın, ben İstanbul'a moral vermek istiyorum. Biraz tanıtım olacak ama bu da güzel bir dergi diye keyif alacağını düşünüyorum. Peki. Bu da İstanbul'a moral veren bir derginiz. Atatürk'ün İstanbul Hayali. Evet, lütfen bunu okuyacağım. Lütfen pazartesi okuyayım. Aktaracağım. Lütfen okuyun. Sayın İmamoğlu'na teşekkür ediyorum. Günün sonunda şunu söyleyeceğim. Ekonomik sıkıntıyla boğuşuyoruz. Dünya pandemi kriziyle boğuşuyor. Bizim bu işleri çözmemiz lazım tek şartla. Sevgi, hürmet, samimiyet, merhamet, bütün bu duygularla Türkiye bu zorluğu hep beraber aşacaktır. Peki, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda bir günü ve bir haftayı daha kapattık. Biz onların birbirleriyle kavga etmelerini değil, işbirliği yapıp hizmet üretmelerini istiyoruz efendim. Pazartesi 7.45'te görüşene kadar esen kalın, huzurla kalın, sağlıkla kalın.